Merhabalar arkadaşlar, Asura's Wrath 5. bölümle devam ediyoruz. Ahanda bu hayvan oğlu hayvan öküz oğlu öküzle savaşacağız. Ahanda, senin kızın Rahibe Mitra'nın bize verdiği güce bak diyor, bak diyor, ne olduk diyor. Benim kızım senin gibiler Mitra'nın gücü mü? Ne yaptınız lan? Kızıma ne yaptınız lan? Ne yaptığını söyle diyor. Sıkıyorsa söylet. Başlıyoruz mu? Tuş çıkmadı. Ben başlayacağız diye düşünmüştüm direkt ama. Yakalamış lan. Sanıyorum başlayacağız galiba. Başlıyoruz. Başladık kanka. Tahmin etmiştim. Seni canını okuyacağım oğlum. Seni öldürdüm oğlum. Anda gene shooter'a döndü oyun ya. Oha. Loin. Sağlam isabetli tutturuyorum. Hep böyle bir şeyle savaşmak istemişimdir. Shadow of Colossus'u özledim lan. Ne güzel oyundu, hatırlıyor musunuz? Tabi bununla bir alakası yok ama kocaman kocaman şeylerle savaşıyorduk ya, böyle öküz gibi. Hop. Oba. Ola. Ola, hep X çıkıyor. Nasıl satayım ya? Bunda zor bir şey yok ki. Ola. Ne? Oo, yavaş. Barsto diye okumayı çok seviyorum Japonca. Hadi be. Excellent yapamadık. Great oldu. Neyse. Haydi. Seni yamultmayacağım, hayır, yeter, sıkıldım o fiilden, yamultma fiilinden sıkıldım fazlasıyla. Hop. Abi nasıl zıplayabiliyor böyle hayvan ol hayvan. Of, sakın osurayım deme. Sakın. Neyse, gerek kalmadı zaten, bizimkinin vıcığı çıktı. Oh. Fuck. This. Shit. Fuck. Oğlum gömdü lan herif bizi bildiğin. Asura, ayıp oluyor. Gördün mü kızının tipini? Hissedebiliyor musun? Neyi? Sekter lan, sus git. Yarım saat seni mi dinleyeceğim? Hop, Ahanda 6 golluş. Asura! Gördün mü? Sen de Asura'nın gücünü bilmiyorsun genç. Yay. Şimdi gel. Bitirin işini. Niye, ne oldu, tek başınadan korktun mu benimle savaşmaktan? Abi ne bu füzeler bilmem neler. Sen nereden çıktın lan? Köye git lan. Beni durduramazsınız oğlum. Ben bu gemiyi böyle öldürürüm acı. Beni durduramazsınız. Harbiden lan, bir şey olmuyor halde. Anda yakaladım. Amcam bildiğin gemiyi havaya uçurdu yani. La oğlum, senin gemi de çok dandikmiş yani. Benim gibi bir herif tek bir şeyle, yani tek değil, bayağı bir sıktım gerçi ama öyle bir vıcın diye bir şey böyle yaptı elinden böyle. Asiktir lan diyor herif, suratındaki ifadeye bakın. Allah Allah ya falan vurdu. La bir gariplik var ama bunun bu kadar güçlü olmaması lazım der gibi. 8. Danaların koşturuşu. Bilin. Sen al bunu geri. Kendi evinde yersin onu. Ben lazım değil şu anda. Ben aç etmiyorum kendimi. Al bunu. Al. Al abi, al. Ver. Bu daha ne kadar devam edecek böyle? Tabii şu metre dolana kadar. Hop.
Ova. Al bunları da. Ben Burst Mode'a bir geçeyim tekrar. Abi sahneye bak ya, şaka gibi ya. Haydi bakalım. Hoppa. Oha, anasını satayım. O ne demek la? Hayat çok mu güzel la? He? Uçuyorsun, kaçıyorsunuz böyle. Vallahi bile çok iyi olsa gerek yani. Hoppa. Abi çok abartılı ya. Beni strese sokmayın böyle. Vaş. Bildiğin esnetti herifi yalnız. Oradan öyle bir çıktı ki o da ya, çok kötü uzuyor yalnız oradan. Ereksiyon gibi. Oha ya. Lan. Oğlum herifi bu kadar esnettin ve bu adamın derisi buna hala dayanıyor. Oh. He, ama amcam delinmedi yani. Sadece oraya kadar böyle fırlattı dünyanın dışına. Daha çok bir gerek yok. Yanlış bilmiyorsam amcamlar uzay muzayı çok fazla dinlemiyorlar zaten. Çok da bir işe yaradı yani. Zannetmedim yani bir anda. Evet, pek de bir işe yaramamış. Senin gibi bir maymun tarafından yenilebileceğimi mi zannettin diyor. Tabii orada tanrı, kendini de tanrı diye bahsediyor. Sana gerçek gücümüzü göstereceğim. Mantra reaktörü ne lan? Amcamın hala bir formu daha var yani hani. Mantra'nın gücünü çağırıyorum diyor İngilizcesinde ama Japoncasından hiçbir şey anlamadım valla. Böyle bildiğim bir şey çıkardı ama Zeus yuvarlak. Aaa siktir oradan. Benimki ne? Ben yedi tanrının tanrılardan Vaizen. Bizim sülalelerin hepsi tanrı böyle. Dünyayı kurdu yani koruyan kesin ve bir ve tek ney lan? Zettai Japoncası neydi Zettai? Evet reklamlar siktir et. Zettai'nin yani absolutun aynısı. Ha mutlak tabi mutlak. Mutlak kelimesini unutmayalım. Ben mutlak varlığım diyor. Dünyayı kururum diyor. Ezerim diyor. Sen benim başta karıncasın diyor. Sevdiğin kız sana abi demiş diyor. Ney siktir ederim yani anasını satayım. Ney lan o? Heykel abi o neyse heykel olmuşsun hacı sen farkında değilsin yani lan. Biz senin gibilere heykel diyoruz. Ya kısaca hain ve yok edici Asura. Sen bu dünyaya ait değilsin. Geber. Seni parmağımla ezerim. Öyle mi? Haydi bakalım. Peki. Yalnız amcam o kadar büyük hala atmosfere takılıyor yani o parmak. Bir şansı yok yani yanacak. Astro'da da hiç şey yok ha, tepki yok ha. Ben ne yapayım buna karşı ne diyeyim hiç. Bildiğin ayaklarını sağlam bas. Hop. Gel lan. Come at me bro. Vay nasılsın be öyle bir şey var ya. Dünyanın canını okur. Oca. Vah. Yani şu an dünyanın çoktan hani daha yani yerküreye ulaşamadan durdurdu mu yani ne kadar bir şey kaldı. Amına koyayım dünyayla birlikte yok etseydin bari bizi. Daha kesin olurdu yani herif parmağıyla ezeceğim diye uğraşıyor ya. Yani o şey dünya yani çarptıktan sonra hele dünya sağlamsa ne diyeyim ben yani. Hayır ben yapmadım. Bu dünyayı kurtarmaya karar verdim. Baba. Ne oluyor lan? Çok fazla şey hatırlıyorsun aynı anda. La daha 2 dakika önce oynadığım bölüm ya. Daha 2 dakika önce oynadığım kısmın flashback'ini yapmayın bana ya. Klasik tamam anime muhabbeti biliyorum. Animedeki şu ana karakterin böyle bir anda geçmişi hatırlayıp kıçından upgrade yapma muhabbeti de. Oş. Hatırladım. Pislikler. Amcam gücünü geri kazandı. Ya ben sadece dedim dünyayı yok et kurtul diye ama. Vaca. Hadi lan. Parmağını yoruldu. Lan. Kullar gidiyor. Lan. Daha oğlum.
Asistekler kollar mollar gitti lan. Tek kola kaldık. Çevir. Basto. Haydi bayım. Koçum benim be. Tek yumrukla dünyaları deviriyorsun Asura. Ne diyeyim ben sana? Asistekler oradan. Oş. Evet amcamda bir böyle bir yanma oldu, içten yanmalı motor, hissediyor musun şeyi? Yanmayı hissediyor musun? Bizler ney, sizler ney? Ya işte ya. Atarlı ergene bulaşmayacaksın, tamam mı? Ha, dünyada o patlamada hiç etkilenmedi o kadar dimdi olan. Neyse. Şimdi atarlı ergenlere bulaşmaman gerektiğini öğrenmişsindir Wizen. Oha amına koyayım, bildiğin süpernova patlaması oldu lan orada. Yani dünyaya nasıl hiçbir şey olmadı? Bizim Asura'nın yumruğu kaldı yalnız orada. Asura iyi misin? Hiç iyi gibi durmuyorsun. Bayağı bir yamulmuşsun. Neden ortaya çıktın? Dönüş yolunu bile bilmezken ne düşünüyorsun? Var olmayı bile beceremeyen... Devam et Japonca. Acı nasıl bir adamsın diyor. Alt yazısında aptalsın diyor tabi. Bir dahaki sefere. Bu sefer toptan diyor. Asiktir, korkuttun lan beni Asura. Bu sefer dinlen diyor, toptan yani. Bir uyu, bir daha uyanma dedi aslında. Tabi orada Asura kafayı kaldırınca ben bir anda bir ekran karşısında hoplama moduna bile girdim yani. Tırsıttı bir anda böyle. S işte bu. S. Bununla aldık Esi. Bakalım neler oluyor daha başka taraflarda. Şu Olga'ya bu kadar böyle bir garip bir sempati besleyen bir ben miyim? İmkansız. Wizen ona karşı nasıl yenilebilir? Yedi tanrılara utanç getirdi. Ne getirdi? Onur, ne bileyim amına koyayım. Dürüst olmak gerekirse şaşırmadım. Wizen hepimizin arasındaki en zayıf olandı. Ha. Aynı güçte hani pardon. Boyut demenin güç demek olduğunu düşündüğü anda zaten kaybetmişti diyor Agus. Yani ne kadar büyük olursan ol, güç farklı bir olay. Buradan da çocuklara güzel mesajlar gönderiyoruz. Amcamdaki tipe baksana. Tecavüzü coşkundan beter. Ne olursa olsun asıl problem o geri zekalı şişkonun, bana mı diyorsun lan? Sikerim belanı. O geri zekalı şişkonun çok fazla seviyede mantra harcamış olduğu. Yani bizim man toplamakta çok uğraştığımız yalnız akıtlardaki resim çok güzel duruyor. Sanki çocuğun biri şeyle oynuyor. Dünyayı durdun. Aptal. Bizim davamız böyle ufak bir şey tarafından sarsılmayacak. Sarsılmaz diyor daha doğrusu. Lan ne oğlum bu, hangi komedi şeyinden, karikatürden fırladınız? Davamız kimin umurunda? Ben onu eğlence için öldürürüm. O kadar hızlı değil. Yüzeyde çok büyük bir goma bilmem nesi belirdi. Wizen'de gittiğine göre... large goma has appeared on the surface. Tabii dev bir goma belirmiş yani. Wizen'de gittiğine göre birinin bunu halletmesine ihtiyacım var. O zaman birini hallettir. Ben sadece kılıcımın sesini dinlerim diyor. Daha doğrusu kılıcımın susamışını dinlerim diyor. Kılıcı kana susamış olsa gerek diye düşünüyorum yani buradan bu kelime. Ups. Siz tartışırken Yasha Asura'nın peşinden gitti. Kendi başına. Bu izlemesi eğlenceli olabilir dedi. Ve gelecek bölümde Wizen'i yenen Yasha'nın karşısında, pardon Asura'nın karşısında eski rakibi Yasha belirdi. Yasha oldukça sakin ve bilmem ne gücüyle Asura'yı... Neyse işte. Valla kısaca Yasha Asura'nın yani üst, Asura'ya üstün geliyormuş. Ama onun gazıyla da Yasha'nın söyledikleriyle de Asura baya bir sinirleniyormuş. Gelecek bölümde izleyip göreceğiz. Bu bölüm de burada bitti. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Atarlı Asura'nın gelecek bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.